RaLegate TV ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu girişten de yoruldum artık biliyor musun Ahmet? Ahmet hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Ee, arkadaşlar bu videomuzdaki konumuz maçı kim kazandı, nasıl kazandı, kimler hata yaptı o şekilde. Ahmet maçlara geçelim o zaman hemen. Geçelim. İlk maç Papara Supermassive Galacticos. Senin yorumlarını alayım öncelikle. Ben Supermassive demiştim tahminleri yaparken ve sana da bahsettiğim demiştim. gibi. Evet sen de Galacticos demiştin. Supermassive'in kadrosunun daha iyi olacağını düşünmüştüm. Senden de hatırladığım kadro daha yeni geldi. 3 günlük performansın iyi olmayacağını söylüyordun. Hala aynı görüşte misin? Yani 3 günde Galacticos'u yenebileceklerini düşünmüyordum ama hı hı. geleceğim sen sözünü bitir. Tamam. Ee, Sup benim tam beklediğim gibi oynadı. Kaka özellikle bence bireysel iyi bir oyun çıkardı. Hatta diğer haftalarda daha da iyi oynayacağını düşünüyorum. Ee, yine orta koridordan çok memnun oldum. Kalmadım. Surmasınvin ki zaten geçenki videoda da aynı şeyi söylemiştim. Benim beklentimi karşıladı Supun galibiyeti. Ama ben Zaidnot'un bu kadar hani geçen sezona ziyaden bu kadar iyi oynamasını beklemiyordum. Şu an hani baktığımda LCS tarzı böyle her şey solid. Zaten MF'le 10 kere base bozması, en ufak makroyu hı hı. bile değerlendirmesi, mikro hareketleri falan Ha bir Galacticos maçına gelecek olursam tekrardan. Galacticos maçında Luger hatalı oynamadı. İyi oynadı ama takım arkadaşları ona uyum sağlayamadı. O yüzden kaybettiklerini düşünüyorum. Yani genel olarak baktığında da Snowflower teamfight'larda yok etti. Evet. Geçen hafta söylediğimiz Snowflower yorumları üzerine de birazcık yorum gelmiş. Snowflower'ın <laughs> e, Capsule Earth'e. Ben kötü olduğu yönünde gelmiş. Bence Snowflower geldiği gibi etkisini direkt gösterdi. Özellikle Zaytnod'la ikili uyumlarının ne kadar iyi olduğunu bence gördük. Ben öyle gördüm ya da. E, o yüzden de aslında Türkiye'ye gelmiş iyi oyunculardan biri olduğunu söyledim. Diğer maça geçelim mi? Var mı ekşisi? Ya ben şey demek şey. istiyorum. Snowflower-Zaytnod koridoru yani en ufak hatayı avantaja çeviren bir koridor. Hani 20 CS, 30 CS ya da en ufak bir avantajı Ejderha'ya kuleye çevirebiliyorlar. Yani bunu Türkiye'de onlar kadar iyi yapabilen bir alt koridor ikilisi yok. Yani en yakın alt koridor ikilisi bile bu kadar ebüzleyemiyor. Yani bunu kullanamıyor. O zaman diğer maça geçelim Ahmet. Ee beşiktaş Galatasaray maçı. Şimdi ben Beşiktaş demiştim bu maçta da. E ben beşiktaş de Beşiktaş demiştim. Yani ben inanamıyorum abi nasıl bu kadar iyi oynuyorlar Ahmet. Hani <laughs> harbiden yani solid solid oynayıp bitiriyorlar yani. Mesela şu ana kadar ligdeki en iyi 1-3-1'i yapan takım abi. Hani net yani. Hani Supermassive yeni girdi ama hiçbir 1-3-1'le falan uğraşmadılar. Ama şu Hı -hı. ana kadar gelmiş geçmiş ki. Gelmiş geçmiş diyorum bu arada şaka yapmıyorum. En iyi 1-3-1 yapan takım bence şu ana kadar. Sen ne düşünüyorsun? Yani Beşiktaş'ın bu maç karşısında zaten galip geleceğini düşünüyordum. Ve oyunları muazzam. Gerçekten çok iyi oynuyorlar. Benim özellikle beklediğim maç şu anda Beşiktaş-Supermassive maçı oldu. Bugünden Hı -hı. sonra bugün de çünkü gösterdikleri performans gayet iyiydi, gayet yerindeydi. Ee, tüm hareketleri planlı gibi oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gidiyorlar ve elremir geliriz yine onlara. çok iyi oynuyor. Geliriz onlara, geliriz. Dur o maça geçmeye hemen. Evet. Ee, ya yani Beşiktaş Galatasaray maçında şöyle ki Galatasaray zaten yine e, bir eksikti. Yani takım olarak vadeli değil gibilerdi. Bir eksik o yüzden... dedin. 4-5 eksikti yani ama <laughs> yani oldum, hayır. Öyle. Bahsettiğim konu hani eksik gibilerdi. Takım değillerdi. Herkes Hı -hı. dağınık bir şekilde bir solo queue'ya girmiş gibi oynuyorlardı. O yüzden de Beşiktaş zaten hataları affetmedi ve oyunu kazandı. Ya hani hala Vision alma, rotasyon, doğru karar alma, yani bunların hiçbiri oturmamış gibi Galatasaray'dı. Dışarıdan Hı -hı. baktığımda 5 tane iyi oyuncu takılıyorlar gibi. Hala evet. yani. Hepsi iyi oyuncu ama takılıyorlar gibi duruyor dışarıdan. Bir takım uyumu yok yani. O zaman yani size... geleceğiz ama bugünkü maça kadar e, umut vardı bence ama şu andan itibaren başka bir e, şeylerin konuşulması lazım gibi geliyor Evet. Galatasaray cephesinde. O zaman sıradaki maç Fast Pay Wildcats Dark Passage maçı Ahmet. İlk sen başla bunda da. Ben bu maça Dark Passage demiştim. Ben ee, Wildcats demiştim. Ben de Wildcats demiştim sen ama de Wild Dark... bu Aha. bu maçın ortada olduğunu düşünüyordum. Ben de ortada, yani olduğunu, ortada olduğunu düşünüyordum. Gerçekten ortada olduğunu düşünüyordum. Ee, ve maçı Dark Passage kazandı. Bence bütün koridorlarında muazzam oynadı. Wildcats'in ilk haftalardaki dominant etkisi bence yavaş yavaş azalıyor. Onu fark ettin mi bilmiyorum. Ee, daha böyle oyunlarda ilk haftalarda yırtıcı bir şekilde saldırıyorlardı rakiplere. Çok Şu an ağır biraz daha Çok ağır yeniyorlardı evet. yendiklerinde. Şu an biraz da oyunlar hep 45 dakikaya uzuyor. 40 dakikaya uzuyor ve hata yapıp kaybediyorlar. Ee, yine aynısı oldu bence dün. Dark Passage maçında ve Dark Passage'da Muazzam oynadı, takım oyununu gayet iyi yaptılar ee, ki galiba yine orta koridordan çok fark açılmıştı. Evet evet. Öyle hatırlıyorum. Yani üst koridorları da iyi oynuyor. Bence Wildcats'in şansı vardı ee, ama Dark Passage kendini daha iyi gösterdi. Ya bak şimdi dediklerine katılıyorum bir yandan da hani bu Wildcats'in kötü oynamasından dolayı da olmayabilir. Karşı takımlar da lige adapte olmaya başlamış olabilir. hani kolay kolay stomp yememeye başlamak olsun. Hı hı. Yani oyunu daha iyi okuyabilme, daha sakin kalabilme olsun. Ben mesela geçen hafta Kireas'a yeterli performansı veremediğini söylemiştim. Ama Kireas lafa ağzıma soktu abi. Hani ben şok oldum performansı görünce. Hatta Kakoya karşı da harika bir maç sergiledi. Bayıldım yani o ilk İlk başta yani dur Kakoya gelmeyeyim daha dur. Evet. O, o maça gelmeyelim daha. O maçı ayrı konuşuruz. Yani çok eşit bir maçtı bence. Dark Passage'ın kazanması sürpriz değildi. O yüzden sıradaki maça geçelim bence Ahmet. Evet bence e, dünün sürpriz maçlarından biriydi bu. Fenerbahçe 5 Yani evet. bütün tahminleri yıktı. Yani benim gördüğüm hiçbir tahminde 5 değildi. E, ki biz de ikimiz de Fenerbahçe demişiz. Evet evet. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyordum. Ve e, Five Rolling kazanınca gerçekten çok şaşırdım. Aynı zamanda da şöyle bir durum var. Five müthiş oyunluydu gerçekten. Yani kuleye aldırmadılar. Uzun bir süre oyunu çok fazla domine ettiler. Bu arada Broly'a da ee, çok iyi oynadı maçta. Evet. Broly'a aynı zamanda Robin. Yani Robin'in kendi karakterlerini oynadığında ne kadar rahat oynadığını gördük. Bence bu çok önemli bir noktaydı. Çünkü sürekli oynadı. Ben Robin'le beraber çalıştığım için karakterinde Hı -hı. hangi karakterler oynadığını da biliyorum ve oynadığı karakterleri gördüğümde bu karakterleri oynamaması lazım diyordum sürekli her takıma gittiğinde. Şimdi kendi e, kendisini gösterebildiğini düşünüyorum ve daha da iyi göstereceğini düşünüyorum. Çünkü kendine uygun karakterleri seçmeye başladı. Takımı kendi üzerinden kompu kurdurabiliyor. Bence Fibro'nun önünde eğer ki aynı şekilde giderlerse daha büyük bir fırsatlar olacak. Valla ben şöyle diyeyim. Ben Fyroni'ne başından beri şey diyordum. Hani adamlar oynuyor ama Son darbeyi vuramıyorlar diyordum. Ki hı hı. vurmaya başladılar yavaştan. Hani gitgide daha iyi Fireon'in görebiliriz. Umut performansının üzerine katıyor. Hepsi yavaştan katıyor. Brol'ya gitgide destek rolüne alışıyor. Yani Fireon'in daha sürpriz yapacağı maçlar görebiliriz. Hatta haftaya yanlışlıkla öne geçseler Süpermativ yenerler belki. Hani haftaya dedim. Önümüzdeki haftalar bilmiyorum kimle oynuyorlar şu anda. Bakmadım. Fireon'in çok sürpriz bir takım benim için şu anda. Ve onlar kazandı Fenerbahçe maçını. Fenerbahçe maçında bu arada Twisted Fate seçimi hakkında ne, ne düşünüyorsun? Abi Twisted Fate yani doğru kullanıldığında çok iyi. Mesela Caps oynamıştı G2'da. Hı -hı. Yani ama Fenerbahçe bunu o kadar doğru kullanamadı. Yani yeteri kadar Blue için dive ya da bir fight setaplayamadılar. Yani çalışmışlardır ama yeteri kadar setaplayamadılar. Koridor aşaması olsun, laning olsun Blue gayet iyi idare ediyordu ama Setaplama konusunda iyi iş çıkaracaklarını düşünmüyorum. Konuşamadım. Rift'i Rift e, çalması da Robin'in aslında erken oyunda çok öne geçirdi. Bence Five run'le. Evet yani evet o olay Şey var. Hiç beklemiyordu e, Fenerbahçe tarafı. Ve Twisted Fate'in erken oyundaki aslında o baskısını biraz olsun durdurdu bence o hareket. Tabii ki hani mesela Rift'i alacaklardı. Twisted Fate'de bot'a ya da başka Hı -hı. bir yere dive atıp Rift'i açıp Pat diye 2006, Oradan ilerleyeceklerdi ve bu Evet, direkt stratejiyi bozan bir hamle oldu bence. Bence de. O zaman sıradaki Biz burada yanıldık. Diye... Yanıldık evet. yani. Yanılabiliriz <laughs> tabii. Yani çok normal. Ya ben nereden bileyim Fibroney'nin Fenerbahçe yenebileceğini ya da Orif'in çalınacağını ya evet, da Tyrus'un evet. Fate'in alınacağını. Oyunda evet. çok fazla etken var ve çok fazla değişken var aslında baktığında. Biz kağıt üzerinde geçen haftaki kompozisyonlara göre, oynadıkları oyuna göre Seçimler yapıyoruz. Evet, her zaman bir haftaki öncesinin ya da geneline bakarız zaten ligin 5. 6. haftadan sonra ona göre konuşuruz. Bence bir dahaki hafta ya da ondan sonraki hafta daha rahat seçim yapabileceğiz gibi geliyor bana. Evet, bana da öyle geliyor. Ama yani yine hiç belli olmuyor şu an TCL yani Aurora çıkıp herkes herkesi Super Supermovi, Fenerbahçe DP'yi yenebilir hani Doğan abi'nin takımı biliyorsun. Ne olacağı belli olmuyor. Sürpriz atak evet. yapabiliyorlar. O zaman sıradaki maça geçirelim. Team Aurora vs Royal Youth Yani bu maçta ikimiz de Aurora kazanacak dedik evet. Royal Youth'un kazanması için güzel bir strateji var, vardı aslında ama uygulayamadılar Oyunun erken safhasında geriye düştüler Aurora da yavaş yavaş oyunu kazandı Bendix çok güzel performans gösterdi maçta Bu şekilde benim diyeceklerim Benim de çok fazla bir yorumum yok zaten Tahmin yaparken de söylemiştim yani bu maçı Royal Youth'da kazanabilir, bu maçı da kazanabilir. Bu maçın kazananını tahmin etmek çok zor ama Aurora'yı sırf hani Royal Youth'a göre bir tık daha iyi olduğu için seçiyorum demiştim. Aynı düşüncedeyim ve hani çok bir fark da yoktu bence oyunculuklar arasında. Ee, bu ara Madden'in performansı düştü. Ya benim gözümde ya da düştü öyle görüyorum. Evet evet ee, kadar. Geçen mevsim çok iyiydi ve hatta konuşurken işte iyi üst kodurları konuşuyorduk seninle ve medleyi de saymıştım ama şu anda biraz daha yok gibi oyunda. İstersen ikinci güne geçelim. Başka Aurora maçına söylemek istediğin şey var mı? Yok. Geçelim. İlk maç Galacticos, Fibronin. Bu maçı da Fibronin kazandı. Ahmet. Sürpriz, sürpriz, <laughs> sürpriz maçlardan biri. Sürprizdi. Fibroni sürpriz yani. çok iyi geçirdi. Ya ben bu ilk hafta Firerone'nin yenecek tahmininde devam etmem lazımdı. Firerone'le <laughs> oynamam lazımdı. Hani Firerone'yi bitirmem lazım yani kazanacaklar evet. diye. Aynı şekildeyim. Firerone'ne verdim. Firerone sürekli e, bir şeyler yapıp oyunu kaybetti. Gerçekten bir şeyler yaptı ama onlar da bence farkında değildi. Çünkü Hı -hı. erken oyunu kazanıyorlar. Uzayan oyunda kaybediyorlardı. Late game demek yerine uzayan oyun. <laughs> e, o yüzden Firerone'ne vermeyi bıraktım bu sefer de rakipleri Firerone'le karşı oyun oynayamaz hale geldiler. Ki bence bu hafta Galakticos'un en kötü haftasıydı. Yani oynadıkları en kötü hafta bu haftaydı. Diğer haftalarda bu kadar hata yapmıyorlardı. Toplamını bu hafta yaptılar. Biraz da galiba lanetlendi. Ee, öyle olur ya genelde iyi giden şeylerde. Hı hı. Bir herkes övmeye başladığında Galakticos çok iyi gidiyor. Şampiyon mu olacak şeklinde. Ee, bir anda herhalde bir curse Ama geldi diyorum. bu maçta diyorum. Luger çok fazla pozisyon hatası yaptı. Yani hı hı. yeteri kadar iyi oynamadığını düşünüyorum. Galakticos cephesine baktığımda hala ümit var yani. Hani hala şampiyonla oynayabilecek bir takım. Ha bu arada Brolya, hani Brolya gerçekten iyi oynamaya başladı. Desteğe adapte olmuş. Yani iyi işler başaracak gibi duruyor. Zaten Challenger sanırım West'de Ee, diyeceğim şeyi unuttum Ahmet. Ha senin Ahmet <laughs> Galacticos'a pardon Fibron'u ne vermeyi bırakman iyi olmuş. Pardon Galacticos'a vermeyi bırakman. Ben de artık Fibron'u ne vermeye başlarım senin sayende. Öyle bir şeyler olur işte. Aynen güzel hiçbir şey anlamadım cümleler. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Devam o zaman. <laughs> Royal Youth Beşiktaş. Yani Beşiktaş çok ağır kazandı yani. hani Royal Youth'daki oyuncular elinden geleni yaptı ama Beşiktaş çok daha oturaklı çok daha iyi yani şu an böyle böyle oldum yani anladın mı? Hani Beşiktaş deyince bir hype oluyorum ben. Valla <laughs> bak wow, Beşiktaş... Çok iyi gidiyorlar, çok iyi gidiyorlar. Yani biz nazığa değdirmeyelim ama gayet iyi gidiyorlar. Hatta yarın Beşiktaş'ın koçlarından biriyle doktorla röportaj yapacağız. Süper. Haberiniz olsun. Bir Onlar da bir sor, sırrı neymiş? Ne edinmişler neymiş? çocuklara? <laughs> ne konuşuluyormuş evin içinde, onu da bir öğren. Hepsini soracağım merak edilen ya. Arkadaşlar sorularınızı yazın ha bu arada, soralım. Gelelim FastPay valkes Team Aurora maçına. Ya abi hani şöyle diyeyim, Aurora'nın bu oynayışıyla, şu anki oynayışıyla WildCast'i yenme ihtimali zaten yoktu. Yoktu Ki bir önceki hafta gibi oynadılar, yani Hı -hı. çok bir şey koyamadılar ortaya. valkes normal, standart oyununu yapıp yendi. Çok da söze gerek yok hadi şey, Serin çok iyi oynadı Ekko ile paramparça etti 7'ye 1 falandı. Ama genel olarak Dive'lar olsun, objektif olsun vesaire vesaire, Wildcats çok daha üstündü. Bu maç böyle bitti. Aurora'nın kadrosunda Elremir ve Orta Koridor değişti aslında değil mi? Başka böyle de büyük değişiklik var mıydı? Ee, Black çıktı, Hı -hı. yerine Rayona girdi. Rio o da oynuyordu yine evet, geçen oynuyordu, dönem. oynuyordu, girip çıkıyordu. Destekte de Algos vardı. Algos yerine Spars, Spars oynamaya ama Spars son zamanlarda yine oynuyordu zaten. Yani bence çok büyük bir fark var ama Aa, şu anda geçen mevsimki. Evet evet derim ya. Tamam, orman tamam, işte tamam. Elramir'le orta koridor değişti. Hı -hı. Ama çok büyük bir değişiklik var gibi duruyor şu an oyunda. Ee, hiç alakası yok geçen mevsimki Aurora'yla yani bu mevsimki Aurora'nın. Yani yafını bölüyorum ama orta koridorla orman değişmiş yani, hani, <laughs> 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 yani ya, ya, Evet hiç uymamış. Onu onu söylemek istiyorum. Diğer üçlüye gelen ikili hiç uymamış. Yani o oynayan yani çıkan roller, oyunun en önemli rolleri giren rollerde. Evet. De en önemli rolleri ama zamanla alışacaklarını düşünüyorum çünkü Aurora belki de yani. kış mevsimiyle yaz mevsimi bir anda playoff oynayabilirler tabi o da var çünkü belli olmuyor oraya ama e, yani kış mevsimi ve yaz mevsimi arasında çok kısa bir zaman vardı ya Hı -hı. ve oyuncular tam o sırada çıktılar acaba evet, evet. hani şimdi diyorum belki uyum sürecinde eksiklik olmuş olabilir zamansal bir sıkıntı yaşamış olabilirler ya olabilir tabi belki sonuçta... oyuncu bulamamış olabilirler aynı şekilde Ya sonuçta bir haftalık, iki haftalık bir zamanları hı hı. vardı hani eskisi gibi bir buçuk ay, iki ay zamanları olmadı bu Covid 19 yüzünden. Umarım evet, yakın zamanda geçer. Hani. Dışarı çıkayım maske takım bak çok pis yapacağım ha. Maske tıkılat. <laughs> o zaman sıradaki maça geçelim Ahmet. DP Sup. DP -Sup. Sup. Ya hani videonun başında demiştim hani alsın performansı harikaydı. Hani alt evet. koridor ikilisi de çok iyiydi. Yani orta koridor, üst koridor da çok iyiydi. Üst koridor biraz cüz'u, biraz tökezledi. İrfan iyi oynadı bayağı. 30 fan falan fark attı. Ama alt koridorda gayet iyi, stabil, korkmadan oynadılar. Zaten ilk kanı çıkarmaya başardılar Graves gank ile. Ee, Kyrgios ilk maçın başında Graves İki tane sıkıntı da kaybetti. Hani bu çok Hı -hı. tilt edici bir şey yani ormancı olarak ben biliyorum yani. Trix'in başına geldi mi biz şey diyorduk bu oyun FF diyorduk yani. Evet evet. Devam Benim edemeyiz. Da diyorduk. Şey <laughs> Devam edemeyiz diyorduk. Hani o iki sıkıntılı kaybetmesine rağmen stabil bir şekilde oyununu hemen adapte olup kazan hani kazandı dediğim. Ki bir ara 6 0 1'di. Evet farmda öne oldum. geçmeye başladı. Killer almaya başladı. Harika oynadı yani. Ben Kira's'a beğenmediğimi söyleyerek haksızlık etmişim. Beni yamulttu yani. Umarım yamultmaya da devam eder. Ama Super Massive'de baktığında team fight'lar olsun. Çok iyi bir makro oyun oynadılar. Evet, bence evet. fark buydu. Yani gerçekten çok iyi bir makro oyun oynadılar ki bir pozisyon vardı. Mesela o e, çok önemli bence. Hı hı. Ejder'in orada Trundle sürekli girmeye çalışıyor o ejderi bir şekilde almaya çalışıyor. O hatta e, MF'in tek kişilik ulti attığı pozisyon. Hatırlıyor musun fight'ı? Evet 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 evet. Dragon'un orada. MF sadece Kiryasa doğru ulti atıyor. Hı -hı. E, şey, Sayze'e doğru. Hatırlıyorum hatırlıyorum. Ya, bence o pozisyonda Kakaon'un yaptığı hareket yani gerçekten çok güzel bir hareketti. Rakip sürekli geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Rakip bir çıkıyor bir giriyor, bir çıkıyor bir giriyor ve o sırada takım arkadaşları geldi. O pozisyonu alamadılar ama bence orayı iyi oynadılar. Vaya sakin oynadı takla orayı. Mikro evet. Ya, giriyor çıkıyor ve hani korkusuzca. Hatta bir ara zonyasını bastı. Ee, yani gerçekten ölecek sandım. İşte ultisinden evet, gelen evet. canla yaşadı. Ee, bence çok iyi bir mikro artı makro oyun sayesinde sup aldı. Bu şekilde devam ederlerse zaten çok çok fark yaratırlar. Şu anda birçok takım bodoslama giriyor gerçekten. Bodoslama girip oynayıp e, kazanıyorlar. Bence Sup'un bu şekildeki oyunu çok fark yaratır ki senin de söylediğin alt koridordaki sırf e, base atıp TP ile geri gelip hani minyonları almaya devam etmesin diye ultisine kadar attı evet, o base'i evet. durdurmak Otos için. Fun, 40 fun açtı evet, farm, 40 farm. Evet, bunlar bence. çok önemli yani. hareketler. Zaten bu tarz küçük şeylerle oyunda erken oyunda öne geçiyorsun. Sonrasında zaten o bir e, kar topu gibi büyüyor, büyüyor ve çiğ oluyor. Bence Sup'ta da bu şekilde oldu bu maçta. Snowflower erken oyunda ölmesine rağmen koridoru kazanmaya devam ettiler. İki kere Hı -hı. ölmüştü. Ya bu kadar yani söyleyeceklerimiz herhalde Spur Massive Dark Pulse maçı için. Galatasaray-Fenerbahçe maçına geldik abi. Hı -hı. Valla ben bu maç hakkındaki bütün şeyler beynimden silinmiş Ahmet. Bana hatırlatabilir misin? <laughs> Gerçekten hatırlamıyorum yani. Ne olduğunu Hiçbir mu şey. peki? Evet ne olduğunu hani maçta ne oldu? Şimdi şöyle en maçta şöyle Hali oldu. En son double kill aldığını hatırlıyorum. Maçta şöyle oldu. Üst koridorda e, Hı -hı. Ragnar ve Roulette 1-0-1 oynuyor. ikisi de Ortam çok güzel. Orta üst koridorda 50 CS öne geçti. Galatasaray bot lane'e dive atarken üst koridorda da Fenerbahçe dive atmıştı. Bu durumu eşitlemişlerdi. Onu evet hatırladım. ondan sonra tavır alındı direkt. Hı -hı. Çünkü çok iyi bir bence early swap geldi. Ee, sonrasında da zaten cevabı geldi. Ama şunu söyleyeyim Ahmet. Hani Galatasaray'ın o seçimlerle o dive yiyecekleri çok barizdi bu arada. Hı -hı. Geri çıkmaları gerekiyordu. Hani ikinci kuleye yaslanmaları lazımdı. Onu yapmadılar o çok büyük bir makro ve hatasıdır. bence Renekton Olaf ikilisinin o erken oyunda aldığı skoru bir daha hiçbir şeye yansıtmadılar hiçbir şey ama gerçekten Hı. haritada global bir görev var haritada ejderha var ortalıkta rulet yok orada e, sadece Moito var Moito gidiyor ejder alıyor rulet ormanda geziyor Moito gidiyor ejder alıyor rulet ormanda geziyor ben bütün oyun boyunca bunu gördüm zaten şey hiçbir oldu şekilde... bir yerden sonra dakika 18 gibi Holy Phoenix Muramana'yı bitirince Hı -hı. Oyun direkt kaosa sürükledi. Üstüne koşmaya başladı yani evet. Koşup koşup vuruyordu, kaçıyordu insanlar. Yani oyun zaten o dakikadan sonra bitmişti. Hani Galatasaray'ın o duruma gelmemesi gerekiyordu. Hı -hı. Oyunun erken safhasında. Benim Ki erken var. safhasında bence öne geçmeleri lazımdı çünkü Renekton'unuz da vardı. Üstüne erken evet, oyunda evet. karşısındakine karşı çok üstünlüğü de var. Ya Apelios öne geçmiş. Galiba, var. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Apelios oynuyordu. Yani Apelios, Ezreal bunda da zaten öne geçmeleri gerekiyordu bayağı, onu Hı -hı. da başaramadılar. O yüzden. Ya ben erken oyunda kaybedilmiş gülüyor. bir oyun oldu aslında. Yine ortada e, gitmesini sağladılar bir süre, ama bence maçın başından sonuna kadar oyunda yoklardı. E, ve ben Galatasaray demiştim ve anlattığım durum da sana tam olarak. işte bunu kazanmaları lazım. Çünkü mental güçle belki kazanabilirler, yoksa zaten kazanamazlar şeklindeydi. Ee, o yüzden ben Galatasaray diye düşünüyordum. Arkalarında belki o gücü almışlardır. İşte tweetler atılıyor. Maç kaybediliyor bir tweet geliyor. Maç kazanılıyor yine tweet geliyor. Ee, oradan düşündüm, herhalde dedim galiba burada full fox oynayacaklar. Ben izledim. Hiçbir şekilde göremedim o fokusu ya da e, bir oyun takım oyunu göremedim. Bence en önemlisi bu. Challenger olmanızdan da Master, master herhangi bir şey olmanızdansa takım olmanız daha önemli. Ben şu anda Galatasaray tarafında bir takım görmüyorum yani 5 kişi bir takım değil gibiler. Oradan bence birazcık eksikleri var yoksa kağıt üzerinde hani hepsi bireysel olarak evet, çok evet. yetenekli yani oyuncular. İlk üçte bir takım yani kağıt üzerinde baktığında. Hı -hı. Kağıt üzerine baktığında direkt ilk üçtedirler yani. şu avantajları da vardı. 6 aydır ligde yoklardı. Beraber ama o çok şey yapabiliyorlar. olabilirler. Değil mi, emin değilim abi. İşte tabii hayır şey için söylüyorum bunu yine bak. Avantaj derken avantaj Hı -hı. dezavantaj konusu olabilir ama hani 6 ay boyunca bir splitle uğraşmadın. Şimdi şey şunu düşün. İşte sürekli bir maça çıkıyorsun, sıklım olduğun o split'i düşün. Bir de 6 ay boyunca takım arkadaşlarına beraber full antrenman yapabileceğin bir ortam Sıkılırım düşün. Kalırım yani muhtemelen. Ama Yeter hangisinde artık. daha fazla çalışırsın? Ee, Senin internetinde şu an bir sorun var. Hayır ben konuşmuyorum yok. <laughs> Konuşmadım. Hangisinde yok, daha? Yok titriyor. Çok... Ya bende titremiyor sıkıntı yok. Tamam. Kayıttayım ya ben. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> ee, şöyle diyeyim. Yani bu. Eğer çok fazla antrenman yaptılarsa burnout dediğimiz hani ısınmadan Hı -hı. kaynaklı, fazla ısınmadan kaynaklı oyuncularda soğuma olabilir. Ama lig zamanı daha çok burnout yaşıyorsun. Belki birazcık rahat davranmışlardır. Çok fazla antrenman yapmamışlardır lige yaklaşana kadar ki bence öyle olması daha mantıklı. Emin değilim Ahmet çok aradayım. Hangisi ya daha? Ben e, bundan sonraki haftalarda nasıl toparlayacaklarını merak ediyorum. E, gerçekten Fener'in bugünkü performansı da Hani %100 tat tatmin etti mi dersen %100 tatmin etmedi ama yok yok, en azından dedim. düne göre daha güzel bir oyun çıkardılar bugün diyebilirim. Ahmet ben sana şöyle diyeyim Galatasaray beni yanıltana kadar benden Galatasaray'a daha oy çıkmaz abi öyle diyeyim yani hani sana. Yani beni, şu anki performanslarıyla beni, çok zor. Beni yanıltsınlar abi yanılmak istiyorum tamam mı abi ben başka birine oy verdiğimde o kazanacak dediğimde Galatasaray kazansın sonrasında bakacağım. Ama haftaya Galatasaray oyu yok yani benden. Benden bu kadar söyleyeceklerim. Benden Bence güzel bir kadar. lig oluyor. Bence de çok güzel oluyor bu arada. Çok keyifli geçiyor maçlar. Geçen mevsime göre oldukça güzel maçlar izliyorum. Ben geçen mevsim maç izlemiyordum. Gerçekten yani maçı izleyip hani böyle hı hı. eziyet gibi geliyordu. Özetler açıp hızlı hızlı geçiyordum. Şu an maçlara oturuyorum, izliyorum. İşte arkadaşlarımla toplanıyorum Discord'da. Maçları izliyorum, keyif alıyorum. Bence güzel bir lig dönüyor şu an. Bence de dönüyor Ahmet. O zaman izleyenlere teşekkür ediyorum. Bu böyle bir yorumlama videosuydu. Kim kazandı, neden kazandı, kim neden kaybetti tarzındaydı. Biz kimi oy vermiştik şeklinde. Evet. Abone olmayı unutmayın. <laughs> beğenmeyi unutmayın. Bu 2-3 gün içinde Avrupa, Amerika'yı da çekeceğiz. Amerika tahmin videosunu, Türkiye videosunu da aynı günde çekmiş oluruz muhtemelen. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izleyen herkese.